Konya parçalı. Çok değerli misafirler, çok değerli milletvekili arkadaşlarım, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi muhabbetlerimle selamlıyor. AK Parti haftalık grup toplantısının ülkemiz, milletimiz, demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Grup toplantımızın hemen başında Rabbimden bizleri, aziz milletimizi, tüm İslam alemini ve insanlığı nice bayramı şeriflere ulaştırmasını, ailemizle, sevdiklerimizle, dostlarımızla, tüm gönül dostlarımızla huzur ve afiyet içinde nice bayramlara eriştirmesini niyaz ediyorum. Geçtiğimiz hafta Arafat'ta toplanan ve hac vazifesini ifa eden tüm kardeşlerimizi, grubumuzdan ve teşkilatlarımızdan arkadaşlarımızı, tüm hacılarımızı tebrik ediyor. Hac ibadetlerinin kabulünü Rabbimden niyaz ediyorum. Değerli arkadaşlarım, değerli misafirlerimiz, geniş coğrafyamızın ve medeniyet havzamızın en önemli simalarından 20. yüzyılın büyük fikir ve aksiyon insanı, devlet adamı Aliye İzzet Begoviç'i bundan tam 10 yıl önce bir 19 Ekim günü Hakk'a uğurlamıştık. Merhum Aliye İzzet Begoviç'i vefatının 10. seneyi devriyesinde bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyor. Mekanı inşallah cennet olsun diye dua ediyoruz. Merhum İzzet Begoviç, Balkan coğrafyasının özellikle de Bosna Hersek'in en zor zamanlarına şahitlik etmiş, bu zor zamanlarında dik bir duruş sergilemiş, gerek mücadelesiyle gerekse liderliğiyle sadece Bosna Hersek'in değil tüm dünyanın gönlünde mümtaz bir yer edinmişti. Baskılara, zulümlere, asimilasyona özellikle de inancının, kimliğinin, bir millet olarak var olabilme iradesinin üzerindeki ağır tazyiklere rağmen, yıllarını hapislerde geçirmiş olmasına rağmen çizgisini hiç bozmamış, ülkesi ve milleti için çalışmaktan bir an geri durmamıştı. Bosna Hersek'in son bağımsızlık savaşında gösterdiği dirayet ve liderlik onu 20. yüzyılın ve tarihin en büyük devlet adamlarından biri yapmıştı. 19 Ekim'de vefatından hemen önce Saraybosna'da tedavi gördüğü hastanede yurt dışından dönerken durumunun ağır olduğunu öğrenmiş ve ben de kendilerini Sarajevo'ya uğrayıp ziyaret etmiştim. O ziyaretimin hemen öncesinde, daha sonra oğlundan da öğrendiğim gibi, şuuru kapalıydı dedi. Siz ziyarete geldiğinizde şuuru açıldı ve sizlerle o sohbeti gerçekleştirdi. Ve orada ellerimi tutarak bana fısıldadığı birkaç cümle olmuştu. Şu vasiyetini burada tekrar etmekte özellikle sorumluluğumuz itibariyle görev telakki ediyorum, fayda görüyorum. Merhum İzzet Begoviç orada bana şunu söylemişti: dualarımız sizinle. Bunu söyledikten sonra bu topraklar Osmanlı bakiyesidir. Bosna'mı koruyun, Bosna'ma sahip çıkın. O size emanet demişti. Vefatının 10. seneyi devriyesinde merhum İzzet Begoviç'in bu vasiyetine sahip çıktığımızı ve her daim de sahip çıkacağımızı hatırlatıyor. Saraybosna'da Bosna şehitlerinin arasında yatan merhum Aliye İzzet Begoviç'e Rabbimden tekrar
rahmet niyaz ediyorum. Değerli milletvekili arkadaşlarım, değerli misafirlerimiz, Kurban Bayramı'nda milletçe sevincimizi çoğaltan güzel bir hadise de yaşadık. Lübnan'da kaçırılan ve 72 gün rehine olarak tutulan iki pilotumuz Murat Ağca ve Murat Akpınar, uzun uğraşlarımız, çok dikkatli ve çok hassas çabalarımız neticesinde serbest kaldılar. Cumartesi günü Türkiye'ye, İstanbul'a intikal ettiler. Pilotlarımızın ailelerini bir gün önce aramış ve olumlu gelişmeden kendilerini haberdar etmiştim. Artık sona yaklaştık demiştim. Cumartesi günü de İstanbul Atatürk Havalimanı'nda pilotlarımızın ve ailelerinin o tarifsiz sevincini onlarla birlikte yaşadık. Pilotlarımız kaçırıldığı andan itibaren hükümet olarak tüm imkanlarımızla seferber olmuş, pilotlarımızın bulunması ve serbest bırakılması için büyük bir gayret ortaya koymuştuk. İşin hassasiyeti bakımından meseleyi gizli tutmak, çalışmaları gizli ve çok dikkatli yürütmek gerekiyordu. Siyasetçilerin ve kimi medya kuruluşlarının meselenin hassas boyutunu dikkate almadan yaptıkları açıklama ve yayınlar zaman zaman işimizi zorlaştırsa da konuyu mutlu bir sona ulaştırdık. Burada Dışişleri Bakanlığımıza, Milli İstihbarat Teşkilatımızın başkan ve elemanlarına, diğer ilgili tüm kurumlarımıza bu hassas ama başarıyla neticelenen çalışmalarından dolayı özellikle teşekkür ediyorum. Lübnan Devleti'ne, Katar Devleti'ne bizimle aynı hassasiyeti paylaştıkları ve işbirliği yaptıkları için ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Bize bayram içinde bayram yaşatan iki pilotumuza, onların gösterdikleri o sabra, metanete, ailelerine ve Türk Hava Yolları'mızın tüm çalışanlarına da geçmiş olsun dileklerimi iletiyor. Bir daha böyle üzücü hadiselerin yaşanmaması için tabii ki tedbirlerimizi daha da artırdığımızı burada hatırlatmakta fayda görüyorum. Şu hususu da özellikle vurgulamak istiyorum. Büyük devlet olmanın, büyük ve iddialı hedeflere sahip olmanın nimet olduğu kadar hiç şüphesiz zaman zaman külfetleri de var. Külfetten korkanlar nimete kavuşamazlar. Atalarımızın dediği gibi meyve veren ağaç taşlanır. Türkiye'nin bölgedeki etkisi arttıkça, Türkiye ekonomisi ve demokrasiyle daha da büyüdükçe hiç kuşkusuz bu büyümeyi çekemeyenler, hazmedemeyenler de farklı yollara başvurarak Türkiye'yi hedef alacaklardır. Şunu asla unutmayın değerli arkadaşlarım. Bu bölgede güçlü bir Türkiye istemeyen, bunu hazmedemeyen, bunu içine sindiremeyen ve bunu engellemek için de her yola başvuran odaklar var. Bizim ülke olarak 30 yıldır yaşadığımız kanlı terörü sosyal, siyasi ve ekonomik boyutuyla olduğu kadar diplomatik boyutuyla da değerlendirmemiz, uluslararası boyutunu da dikkate alarak analiz etmemiz gerekiyor. Aynı şekilde bizim demokrasimizde 10 yıllardır yaşanan aksaklıkları sosyal, siyasal ve ekonomik boyutların yanında uluslararası boyutuyla da mutlaka ele almamız gerekiyor. Bunu şurada çok açık olarak ifade etmek durumundayım. Türkiye'nin büyümesini engellemek, Türkiye'nin kalıcı bir huzur ve istikrara kavuşmasını önlemek amacıyla içeride olduğu kadar dışarıda da tuzaklar kurulmuş, dışarıda pişirilen o zehirli aşlar içeride servis edilmiştir. Biz 11 yıldır sadece
içerideki karanlık odaklarla mücadele etmiyoruz. Ama bunun dışında içeride olduğu gibi buna paralel dışarıda da yoğun bir mücadele halindeyiz. Türkiye'ye kasteden, o terörü besleyen, kanlı terör örgütlerini koruyan, kollayan, çeşitli araçlarla Türkiye içinde tahriklere girişen, ülke içinde toplum ve siyaset mühendisliği yapmak isteyen odaklara karşı da hukuk içinde diplomasi kuralları çerçevesinde çok yoğun bir mücadele veriyoruz. Şunu herkesin bilmesini istiyorum. Türkiye üzerinde ameliyat yapılacak bir ülke değildir. Bugüne kadar buna asla müsaade etmedik. Bundan sonra da etmeyiz. Malum çevreler, özellikle sistemli şekilde yürütülen kampanyaları ve onların ardındaki asıl niyetlerini bilmediklerimizi zannediyorlar. Hepsini biliyoruz. Türkiye bu kampanyalara boyun eğecek. Bu tuzaklara düşüp rotasını değiştirecek bir ülke değildir. Gerek Türkiye içinde, gerek bölgemizde adaletten, hakkaniyetten, insan hak ve özgürlüklerini yüceltmekten başka bizim hiçbir gayemiz yok. Şunu da burada bugün açık söylemem lazım. Birileri çıkıp da İmralı'ya kim gider, kim gelir? Bunun kararını vermek tamamen hükümete aittir. İster gönderir, ister göndermez. Hiçbir zaman şu veya bu nedenle kalkıp da hükümete veya Adalet Bakanlığı'na kimsenin rota çizme yetkisi yoktur. Bu yetki tamamıyla hükümetindir. Bu yetki tamamıyla Adalet Bakanlığımızındır. Yeri gelir gönderilir, yeri gelir gönderilmez. Onun için herkes haddini bilecek ve haddini bilmesi halinde de hukuk içerisinde bundan istifade etme fırsatını bulacak. Biz bunu her fırsatta ifade ettik. Hiçbir ülkenin iç işlerinde bizim bir yetkimiz veya gözümüzün olmadığını bildiğimiz kadar Türkiye'de de bizim yetkilerimizin ne olduğunu çok iyi biliriz. Onun için de orayla burayla bağlantılar, şunlar bunlar bilinmiyor zannedilmesin. Her şey gayet iyi biliniyor. Ülkemizin hassasiyetleri sebebiyle eğer bazı konularda sessiz kalıyorsak bu sessizliğimiz bazılarına prim olarak da asla kabul edilmesin, bu ülkemizin huzuru içindir. Değerli kardeşlerim, bütün bunların yanında bölgemizin hassasiyetleri ortadadır. Hiçbir ülkenin zararını biz kendi karımız olarak görmeyiz. Hiçbir ülkenin, hiçbir milletin kaybından, üzüntüsünden, felaketinden çıkar devşirmek gibi süfli çabaların içine de asla girmeyiz. 11 yıl boyunca hem içeride hem dışarıda sadece ve sadece hakkı savunduk. Bugün de hakkı savunuyoruz. Var olduğumuz müddetçe de hiç sarsılmadan hakkı savunacağız. Bakın değerli arkadaşlarım, biz burada Türkiye'de Allah'a hamdolsun yaşanan küçük olumsuzluklara rağmen huzur içinde, sevinç içinde bir bayram yaşadık. Bayram sabahı Türkiye'nin her köşesinde insanlar camilere akın ettiler. Bayram namazını eda ettiler. Ardından birçok vatandaşımız kurbanının başına gitti, huşu ve teslimiyet içinde kurban ibadetini eda etti. Yurt içinde, yurt dışında kesilen kurbanlar belki bir yıl boyunca, belki yıllar boyunca evine et girmeyen yoksulların mutfağına ulaştı. Onlara bir sevinç vesilesi, bir umut vesilesi, bir yaşama tutunma vesilesi oldu. Kurban Bayramı sadece bizim bayramımız değil. Kurban Bayramı bizimle beraber dünya satına yayılmış tüm Müslümanların bayramı. Biz burada ailelerimizle,
çocuklarımızla, sevdiklerimizle bir bayramı idrak etmeye çalışırken bizimle aynı bayrama sahip olan başka insanlar, başka cemiyetler, başka milletler insanlık dışı zulümlere maruz kalmaya devam ettiler. İşte Myanmar'da anneler köle olarak satılan çocuklarının ardından gözyaşı döktüler. Somali'de insanlar bir avuç pirinç bulabildilerse buna şükrettiler. Daha geçen hafta yine bir bombalı saldırıda, yine insanlık dışı bir saldırıda 20 masum insanı yitirdiler. Irak'ta camilerde, kahvehanelerde, sokaklarda masum insanlar kurban kanı değil, insanlık dışı çatışmalarda yitirdikleri kardeşlerinin kanına şahit oldular. Bir mezhep çatışması adına. Mısır'da binlerce aile onurlu bir direnişte kaybettikleri aile fertlerinin yokluğunda ilk bayramı çok büyük bir boşluk ve burukluk hissiyle idrak ettiler. Bundan çok daha acı hadiselerin yaşandığı bir bayramı geride bıraktık. Suriye'de, Şam ve çevresinde çok büyük bir açlıkla imtihan edilen kardeşlerimize buranın altını çiziyorum. Bunun üzerinde iyi düşünülmesinin gereğini ifade için çiziyorum. Eşek, kedi, köpek etinin yenilebileceğine dair fetvaların verildiği, çarenin artık buralarda arandığı manzaralar yaşanıyor. Bir paket sigarasına hamile kadınların hedef alındığı, hamile kadınların karnındaki bebeklerin nişan alındığı bir vahşet manzarası yaşanıyor. Biz Türkiye olarak, bu milletin evlatları olarak Kurban Bayramı'nı huşu ve sevinç içinde eda ederken kalbimizin bir yarısı da işte bu geniş coğrafyadaydı. Kalbimizin bir yarısı bayram coşkusunu yaşarken diğer yarısı bölgemizde akan kanın, akan gözyaşının hüznünü yaşıyordu. Bizim vicdanımızdan, bizim kalbimizden bu paylaşma duygusunu hiç kimse söküp atamaz, tarih boyunca atamadığı gibi. Bu vicdan 10 yılda, 20 yılda değil, yüzlerce yıllık tarih içinde yaşanan acı tatlı olayların neticesinde şekillenmiştir. Biz bir varil petrol için, bir avuç elmas için, bir çuval altın için, İktidar ve güç hırsı için kardeşini satacak, kardeşini arkadan hançerleyecek, kardeşine sırtını dönecek bir millet değiliz. Bu böyle bilinmeli. Her zaman söylüyorum, dostumuza dost oluruz. Bize düşmanlık taslayana da gerekeni hiç tereddüt etmeden yaparız. Bu geniş coğrafyada herkes, her ülke, her millet bizim dostluğumuzdan emin olsun. Ama bu coğrafyadaki herkes bizim her şart altında hakkı savunacağımızı, adaleti savunacağımızı, barışı savunacağımızı da bilsin. Türkiye eski Türkiye değildir. Türkiye'nin söyleyecek sözü var. Türkiye'nin hedefleri var, idealleri var, tezleri var. Türkiye'nin en önemlisi de tarihten süzülüp bugünlere ulaşan değişmez insani ve vicdani ilkeleri var. Geçmişte zaman zaman kimi iktidarlar döneminde Türkiye sözünü saklamış olabilir. Türkiye hedeflerinden, ideallerinden, tezlerinden vazgeçmiş olabilir. Türkiye insani ve vicdani ilkelerini geri plana da atmış olabilir. Ama bugün AK Parti iktidarı yönetiminde Türkiye tarihten ve ecdadından aldığı güçle söyleyecek sözü olan bir ülke konumuna yükselmiştir. İşte onun için hiç kimse bu ülke üzerinde ameliyat yapmaya özenmesin, yeltenmesin. İçeride ve dışarıda, kora halinde,
Senkronize şekilde yürütülen kampanyalar yeni Türkiye'ye asla zarar veremez. Biz hak için, adalet için, barış için mücadele etmeye, her ortamda hakkı savunmaya, güçlünün değil haklının, zalimin değil mazlumun yanında durmaya devam edeceğiz. Biz hesabımızı önce Allah'a, sonra millete veririz. Farkımız bu. Bu iki makam dışında hiç kimseye hesabımız yok. Hiç kimsenin de karanlık senaryoları karşısında boynumuzu eğmeyiz. Bunun da bilinmesi gerekir. Değerli misafirlerimiz, değerli milletvekili arkadaşlarım. Geçtiğimiz hafta içinde Avrupa Komisyonu 2013 Türkiye İlerleme Raporu'nu yayınladı. Raporu son derece dikkatli şekilde inceledim. Raporda yer alan tespitleri, eleştirileri arkadaşlarım da ben de büyük bir samimiyetle not ettik. 2013 ilerleme raporu kimi hususlarda eksik ve yanlış bilgilenme neticesinde veya inadi bir yaklaşımla doğru olmayan değerlendirmeler içerse de geneli itibariyle hükümetimizin reform kararlılığını teyit eder mahiyettedir. Bu rapor elbette ki bizim için bir karne değildir. Türkiye'ye karne verecek yegane merci hiç kuşkusuz milletimizin ta kendisidir. Bizim başka bir yerden karne beklentimiz yoktur. Ancak Avrupa Birliği'nin müzakere sürecindeki isteksiz ve oyalayıcı tavrını biz bu raporda görmek isterdik. Kimi hususlarda Türkiye'nin eleştirildiği kadar Avrupa Birliği'nin ve bazı üye ülkelerin de Türkiye'ye yönelik tavırlarının eleştirildiğine bu raporda şahit olmak isterdik. Açıkçası Suriye ve Mısır'da yaşanan olaylardan sonra Avrupa Komisyonu'nun aday ülkelerle birlikte üye ülkeler ve Avrupa Birliği içinde bir ilerleme raporu hazırlaması artık kaçınılmaz hale gelmiştir. Avrupa Birliği'nin tek derdi Türkiye'ye mi ilerleme raporu hazırlamaktır? Bunun dışında hiçbir görevi yok mu? Bu görevlerini acaba bu çalışmalar arasına niçin koymazlar diye doğrusu merak ediyorum. Bu kadar önemli hadiselerin olduğu bir bölgede siz kalkıp da Suriye ile ilgili duyarsız kalamazsınız. 2 yıldır devam eden arkasında 110 binden fazla cansız beden bırakan katliam karşısında hala Avrupa Birliği bir tavır alamamıştır. Avrupa Birliği Mısır'da seçilmiş hükümete karşı yapılan askeri darbeye hala darbe deme cesaretini bile gösterememiştir. Aday ülkeleri eleştirmekte son derece cömert olan Avrupa Birliği'nin kendi öz eleştirisini yapmasını, kendi ilerleme raporunu yazmasını samimiyetle bekliyoruz. Önümüze çıkarılan tüm engellere, tüm olumsuz tavırlara rağmen Türkiye olarak biz müktesebata uyum noktasında çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdürecek ve reform adımlarımızı atmaya devam edeceğiz. Değerli milletvekili arkadaşlarım, çok değerli misafirlerimiz, önümüzdeki hafta Salı günü inşallah milletçe Cumhuriyetimizin kuruluşunun 90. yıl dönümünü kutlayacağız. 90. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin ideal ve hedeflerine yaraşır şekilde asrın projesi olarak değerlendirdiğimiz çok önemli bir açılışı gerçekleştirecek milletimize olduğu kadar Cumhuriyetimize de anlamlı bir hizmeti hediye edeceğiz. Bu 150 yıllık evet bir hayaldi. Ve gerek Abdülmecid'in gerek Abdülhamid'in hayali projelendirmesi gibi adımların atıldığı ama uygulamaya gelince kimsenin teşebbüs edemediği bir proje. Evet, Türkiye'nin
İstanbul'un bu 122 yıllık rüyası olan Marmaray nihayet tamamlandı, hizmete hazır hale geldi ve Salı günü İstanbul'da muhteşem bir törenle bu eserin açılışını yapacağız. Tabii Boğaz'ın 62 metre derinliğinden geçen bu raylı sistemle dünyada bir örneği ortaya koyuyoruz. Ve bununla birlikte de İstanbul'umuzdaki banliyö sistemlerini birbirine entegre etmek suretiyle, metro sistemlerini entegre etmek suretiyle inşallah farklı bir adımı atıyoruz ve inanıyoruz ki çok ciddi bir rahatlamayı İstanbul'umuza getirecektir. AK Parti teşkilatı olarak 11 yıl boyunca milletimize ve cumhuriyetimize çok önemli hizmetler üretmenin bahtiyarlığı içindeyiz. Ama bunu hazmedemeyenler yok mu? Var. İşte İstanbul'da 3. Boğaz Köprüsü'nün temellerini attık. Cumhurbaşkanım ve geniş bir bakan, milletvekili, tüm İstanbullular birlikte. Ve bakıyorsunuz şimdi birileri çıkıyor. Aman yarabbim, yok şu kadar ağaç kesiliyor. Yok bu kadar ağaç sökülüyor. Arkadaşlar biz ammeye hizmet veriyoruz. Dikkat edin, bireye değil. Bireye hizmet söz konusu olsa biz bu dediğinizi kale alırız. Ama biz burada ammeye bir hizmet veriyoruz. Kamuya bir hizmet veriyoruz. Tüm İstanbul halkına değil, tüm insanlık bu üçüncü köprüden ne yapacak? İstifade edecek. Oradan 200 bin, 300 bin ağaç sökersin, kesersin, bunun yerine de gelirsin 3 milyon, 4 milyon, 5 milyon ağaç dikersin. Bizim yaptığımız bu. Ama bizim Türkiye'de şu ana kadar ne kadar ağaç diktiğimizi bilmeyenler, bunu takip edemeyenler, bu yarışı kovalayamayanlar, şimdi nasıl olur da bir yerden bir şeyler, engeller ortaya koyalım? Ya dünyaya sizin gözünüz kör be. Dünyada nerede, neyin, nasıl yapıldığından haberiniz yok. En ileri ülkelere dünyada git, ormanların içinden nasıl bu yolların geçtiğini görürsünüz. Yol uğruna her şey feda edilir. Çünkü yol medeniyettir. Ama bu medeni olmayanlar yolun kıymetini bilmezler, anlamazlar. Bizim değerlerimizde yol engel tanımaz. Önünde cami bile olsa eğer yol oradan geçecekse biz o camiyi yıkarız, gideriz o camiyi bir başka yerde inşa ederiz. Bu işin aslı budur. Onun için bundan nasibini almayanlar, bakıyorsunuz İstanbul'da birileri bunun önüne geçmek istiyor. Birileri buna kalkıyor, bakıyorsunuz farklı şekilde destek vermek istiyor. Birileri işte burada görüyorsunuz ODTÜ'de her şey yapılmış, plan vesaire. Ya plan kimin yetkisi? Plan belediyelerin yetkisi. Planı şu veya bu kişi yapmaz. Belediyeler bunun için vardır. Belediyeler bunun planını yapar, uygulamaya da sokar. Ve şu anda da burada bakıyorsunuz birileri çıkıyor, bu yolu kesmek, engellemek istiyor. Kim? Bütün yolsuzlukların mimarı olan CHP. Çünkü onların anlayışında yol yok. Onların anlayışında yolsuzluk var. Biz yol yaparız, onlar yolsuzluk yapar. Fark bu. Ve yine yapmaya devam edeceğiz. Ve şu anda Ankara Büyükşehir Belediye'miz kararlılıkla bu yolu da yapmaya devam ediyor. Niye? Çünkü bu sıkıntıların aşılabilmesi için, yarın doğabilecek bu tıkanıklıkların aşılabilmesi için bunların yapılması lazım. Birileri ön kesiyor diye biz duramayız. Kimlerin ön kestiği bellidir. Geçmişte bu işi eşkıyalar yapardı. Şimdi de modern eşkıyalar var. Onlar yol kesiyor. Kararlıyız. Adımlarımızı atmaya devam edeceğiz. Ve yolumuza devam edeceğiz. Kim yolumuzu kesmeye çalışırsa bizim
o çelik irademizi görecektir ve bu yola böyle devam edeceğiz. Türkiye'yi böyle büyüteceğiz. Başka türlü büyümez bu. Türkiye'mizi eğer muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkaracaksak böyle çıkarabiliriz. Başka türlü bu iş yürümez. Onun için kararlılıkla, azimle, inançla bu yolda mücadelemize değerli arkadaşlarım devam edeceğiz. Birçok alanda Cumhuriyet tarihimizin rekorlarını kaydettik. 79 senede yapılan hizmetlerin kat kat fazlasını 11 yıla sığdırdık. İşte 79 senede 6100 kilometre bölünmüş yol yapıldı bu ülkede. Şurada biz 11 yıla değerli arkadaşlarım 17000 kilometre bölünmüş yol sığdırdık. Demek ki bunlar bu yolları takip edemediler herhalde. Takip etseydiler oralarda biz çok çalıştırdık, topladık. Orada da makileri falan çok temizledik ha, bilsinler bunları da. Yoksa bu yolları yapamazsın. Çalışır bunun olmadığı yer yok. Onların arasından bu yollar geçti. Ama ihtiyaçları bunların yok. Bizim ise ihtiyacımız var. İnşallah önümüzdeki 10 yıl boyunca da Türkiye'yi, milletimizi, cumhuriyetimizi büyütmeye devam edecek nice hizmetlerle ülkemizi yücelteceğiz. 2023 yılında Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünü çok farklı şekilde kutlayacak dünyanın en büyük 10 ülkesinden biri olma gururunu inşallah hep birlikte yaşayacağız. Bakınız bugün Maliye Bakanımız 2014 bütçesini Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunacak. AK Parti olarak 12. bütçemizi hazırladık. Allah'a hamdolsun. Bugünden itibaren Aralık sonuna kadar bu bütçeyi müzakere edip yasalaştıracağız. 2002 yılında hazırladığımız ilk bütçeden bugüne kadar her bütçe bir öncekine göre daha büyük, daha kapsamlı, en az asgari ücret veyahut da en az enflasyon oranında bir artışla devam etmiştir, büyümüştür. Ve daha da disiplinli olmuştur. Eğitim, sağlık ve sosyal harcamaları her bütçede artırdık. 2014 bütçesinde de bu alanlarda yine önemli artışlar yapıyoruz. 2014'te iki seçim olmasına rağmen mali disiplinden taviz vermiyor, seçim ekonomisi kavramını Türkiye gündemine yine yaklaştırmıyoruz. Gerek orta vadeli programımızla, gerek 2014 bütçemizle 2023 hedeflerine daha da yaklaşıyor, kararlı ve emin adımlarla gelecek hedeflerimize ilerliyoruz. Bu arada ekonomimizi çok yakından ilgilendiren güzel bir gelişmeyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. 2002 yılında Türkiye'nin toplam turizm geliri 8,5 milyar dolar. Gelen ziyaretçi sayısı ise 13 milyon kişiydi. 2012 yılında turizm gelirini 26 milyar dolara, gelen turist sayısını ise 32 milyon kişiye ulaştırdık. 2013 yılının ilk 8 ayında da Türkiye turizmde çok önemli bir başarıya imza attı. 2012 yılının ilk 8 ayında turizm gelirimiz 16 milyar dolardı. 2013 yılının ilk 8 ayında ise gelirimiz 19 milyar dolara ulaştı. Geçen yıl ilk 8 ayda 22 milyon turist ülkemizi ziyaret etmişti. Bu yıl ise %11'lik artışla 24 milyon turist ülkemizi ziyaret etti. Dünya Turizm Örgütü'nün ilk 8 aylık raporuna göre Türkiye, Tayland ve Hong Kong'un ardından turizm gelirini dünyada en çok artıran 3. ülke oldu. Turizmi baltalamaya, özellikle de Türkiye'nin imajını sarsmaya yönelik çabalara rağmen turizm gelirimiz çok ciddi bir artış kaydederek bütün girişimleri, bütün tuzakları alt üst etmiş oldu. İşte bakın,
Mardin. Bu ilimiz turist filan pek görmezdi. Ama bu bayramda Mardin ilimizin otelleri neredeyse full doluydu. Bu bir şeyi gösteriyor. Demek ki eğer terör Güneydoğu, Doğu illerimizde sıkıntı meydana getirmeyecek olursa buralara turistimiz daha fazla girecektir. Yatırımlar daha fazlasıyla oralarda kendini gösterecektir. Ve bütün bu büyük başarının ardında ülkemiz ve milletimiz için inanıyorum ki gayret gösteren parlamentomuz, tüm bürokratlarımız, teknokratlarımız var. Hepsini huzurlarınızda tebrik ediyorum. Hepsini alkışlıyorum. Değerli misafirlerimiz, değerli milletvekili arkadaşlarım, Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçe çalışmalarına başlarken, genel kurul gündemindeki yasaları ele alırken, biz de hafta boyunca temaslarımızı, açılış ve ziyaret programlarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz. Tabii bu arada dün hükümet sözcüğümüz de açıkladılar. Biliyorsunuz demokratikleşme paketiyle ilgili olarak biz açıkladığımız bu paketin yasama organı tarafından ele alınacağı bütün o başlıkları, maddeleri toplu olarak süratle meclisimize gönderiyoruz. Ve meclisimize göndermek suretiyle demokratikleşme paketimizin bu yasalarla adımı atılacak olan kısmını da süratle inşallah çıkarmakta kararlıyız. Bakanlar Kurulu olarak da yetkisinde olan bildiğiniz gibi askerliğin kısaltılmasıyla ilgili durumu da yine dün hükümet sözcüğümüz ifade ettiler ve o da yine 16 aydan 12 aya indirildi. Yedek subaylık aynı ve kısa süreli 6 aylık yine askerlik aynı kalmak suretiyle. Ve bütün bunların yanında tabii ki biz ilgili kurumlarımızın askerle ilgili olanda da tabii ki Türk Silahlı Kuvvetlerimizin de düşüncelerini alırız. Nihai kararı ise Bakanlar Kurulu olarak biz veririz. Aynı şey diğer konularla ilgili de öyledir. Yani bu yargı ile ilgili ise yine ilgili bütün kurumların düşüncelerini alırız. Ama nihai kararı yine hükümet olarak biz veririz. Yani bunun üslubu, çalışma şekli budur. Fakat bunu kaşımaya, bunu kurcalamaya çalışan demokrat göründüğü halde demokrasi karşıtı tavırlar içerisinde olan Türkiye'de bir siyaset anlayışı var. Bu siyaset anlayışını da görmemezlikten gelmek mümkün değil. Yeri geldiği zaman siz yetkinizi birileriyle niye paylaştınız diyenler çıkar. Onu bize söylemeyin. Onu geçmişteki siyasilere söyleyin. Biz yetkimizi gayet iyi biliyoruz. Ve yetkimiz neyse bu yetkimizi de hukuk içerisinde en ideal şekilde kullanmanın gayreti içerisindeyiz. Ama bütün bunlar yapılırken ülkemizde kurumlarımızı zan altında bırakmanın gayreti içerisine girenler de oluyor. İşte zaman geliyor bakıyorsunuz MİT müsteşarımızla uğraşılıyor. Kim uğraşıyor MİT müsteşarımızla? Dikkat edin. Bunlar çok önemlidir. İçeriden de uğraşanlar var, dışarıdan da uğraşanlar var. Biz memnun olduğumuz bürokratımıza, memnun olduğumuz teknokratımıza kusura bakmasınlar. Sonuna kadar sahip çıkarız. Ve onun icazetini de birilerinden almayız. Ha bir şikayet varsa değerlendiririz. Ha o zaman da gereğini yaparız. Aynı şekilde Türk Silahlı Kuvvetlerimizde de son zamanda çok uğraşanlar var. İşte yok Genelkurmay Başkanı ilgilenmiyordu, yok takip etmiyordu. İlgilenmediğini nereden biliyorsunuz? Muhatabı benim. Ha bundan önce alıştığınız gibi sürekli olarak basın mensupları şunlar bunlar davet edilmek suretiyle onlarla icazet paylaşımı mı yapılacak? Bunu mu bekliyorsunuz? Biz Genelkurmay Başkanımızla rutin olarak her hafta fevkalade bir şey olmadığı zaman tüm durumları değerlendiririz, görüşürüz ve atılması gereken adımlar varsa
Ha, bu adımları da yine biz atarız. Ama kimse silahlı kuvvetlerimizi de aynı şekilde bir zan altına sokma gayretine lütfen girmesin. Buna da hakları yok. Bunlar ülkemize zarar verir. Aynı şey istihbarat örgütlerimiz için de böyledir. Kimse zan altında bırakmaya kalkmasın. Yıllarca bizler istihbarat örgütlerinin nasıl çalıştırıldığını bu ülkede biliyoruz. Ama artık böyle çalışan bir istihbarat teşkilatı yok. Bunu da bilmeleri lazım. Bunu da özellikle bilmelerini istiyorum. Onun için de her şeye gece gündüz demeden çalışan, 24 saat anlayışıyla çalışan artık bir anlayış vardır. Ve bu anlayışı gölgeleme gayreti içerisine girenler kaybederler, kazanmazlar. Onun için de zaten kayıp da kazanç da ortada. Değerli arkadaşlarım, birazdan grup toplantımızın hemen ardından Ankara'da önemli bir temel atma törenine katılıyoruz. Ankara için inşa edeceğimiz ikinci şehir hastanesinin startını vereceğiz. Ve bu şehir hastanemiz de Etlik'te inşa ediliyor. İnşallah hedefimiz bizim 30 ay. Müteahhit firma tabii daha fazla bir zaman talebinde bulunuyor ama biz 30 ayda bunu bitirmesini istiyoruz kendilerinden. İnşallah bu da artık devasa bir şehir hastanesi olacak. Ve bu şehir hastanemizde de daha önce Adana'da, Ankara, Bilkent'te temellerini attığımız şehir hastanelerimizin bugün bir yenisini daha başlamış olacağız. Yarın günübirlik bir ziyaret için Kosova'ya gideceğiz. Önce bir Türk şirketi tarafından inşa edilen Priştine Uluslararası Havalimanı yeni terminal binasının açılışını Başbakan Sayın Haşim Taçi ile birlikte yapacağız. Ardından Sayın Taçi ile birlikte Prizren'e geçecek. Türklerin de yoğun olarak yaşadığı Prizren'de halka hitap edeceğiz. Ayrıca Prizren'de görev yapan taburumuzu da ziyaret edeceğiz. Kosova'da akşam saatlerinde de Meclis Başkanı Sayın Krasniqi ile bir görüşmemiz olacak. Cuma günü genişletilmiş il başkanları toplantımız olacak. Cumartesi ve pazar günleri de Van'a gideceğiz. İki gün Van ve ilçelerinde toplu açılışlarımızı gerçekleştirerek halkımızla orada inşallah kucaklaşma, bütünleşme fırsatını bulacağız. Ve önümüzdeki hafta Salı günü Cumhuriyetimizin kuruluşunun 90. yıl kutlamaları nedeniyle grup toplantımızı tabii yapamıyoruz. Bu arada 2014 mahalli seçimleri için aday belirleme sürecimizde büyük bir hassasiyetle devam ediyor. Ve 26-27 Ekim tarihlerini temayül yoklamalarına ayırdık ve 16 ayrı heyet 16 büyük şehrimizde, şu andaki mevcut büyük şehirlerimizde temayül yoklamalarını gidip yapacaklar ve teşkilatımızın temayüllerini arayacaklar. Bu 16 ilimizin milletvekilleri bu temayül yoklamalarının doğal, değerli arkadaşlar, üyeleridir. Onlar da yine oylarını orada ayrıca kullanacaklar. Mevcut 16 büyükşehir. Ve ardından da 9 Kasım'da yeni 14 büyükşehirde ve ilçelerinde, yani bu büyükşehir ve ilçeler hep birlikte yapılacak. Aynı şekilde oralarda da yine bu temayül yoklamaları yapılacak. Ardından 16-17 Kasım'da 51 il ve bu illerin ilçelerinde de temayülleri yapıp 81 vilayetimizin temayül yoklamalarını tamamlamış olacağız. Yani bu ne demektir? Bizim bu temayül yoklamalarımız teşkilatta adeta bir ön yoklama gibidir. Bu ön yoklamayla biz neticeleri alıp gerekli olan yerlerde gerekirse kamuoyu araştırmalarını da yapma yoluna gideceğiz. Ve buralardan gelen neticeleri üst kurula getirecek. Üst kurulda bunların değerlendirmelerini yapacağız. Teşkilatımız da tabii ki bu çalışmaları yaparken bu temayül yoklamaları bizim nihai karar değildir. Önemli seçeneklerden bir tanesidir. Teşkilatımız da bakan ve milletvekili arkadaşlarımızla
kadın ve gençlik kollarımızla istişare ederek her il, her ilçe ve belde için en uygun adayları inşallah belirleyecek. Bunları da kademe kademe açıklayacağız. Özellikle Kasım ayı başında yapacağımız Kızılcahamam istişare toplantımızı da tekrar sizlere duyurmak istiyorum. Mali seçimler öncesinde en geniş katılımlı ve en kapsamlı istişare toplantımız olacak Kızılcahamam. Aday kriterlerimizi orada tekrar ele alma, değerlendirme fırsatını bulacağız. Ben bu düşüncelerle sözlerime son verirken sizlere meclis çalışmalarınızda kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Grup toplantımızın ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyor. Yeniden buluşmak umuduyla hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sayın Grup